Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte yamuk konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Evet, yöntemimiz, tekniğimiz, taktiğimiz yine aynı arkadaşlar. Ne yapıyoruz? İlk başta yamuğun tanımını veriyoruz. Ardından üçgenlerle ilgili çözülebilen kısımlarından bahsedeceğiz. Peki size bir soru sorayım. Sizce yamuğa bakacak olursak şöyle. Karşılıklı iki kenarı birbirine paralel olan bir dörtgen ya bu. Şimdi tanımını da söyleyeceğim net olarak. Sizce Hangi konuyla karşılaşacağız burada daha fazla arkadaşlar? Hangi konu sizce daha çok karşımıza çıkabilir diye sorsam ne dersiniz? Şöyle bir düşün. Düşün bakalım. Bir şeyler dedin. Ne dedin bilmiyorum ama şunu büyük ihtimalle demişsinizdir. Hocam paralel kenarda da karşılıklı kenarlar birbirine paraleldi. En fazla biz kelebek ve temel orantıyı kullandık. Burada da aynı şekilde sadece ve sadece iki kenarı paralel ya. E burada da arkadaşlar en fazla büyük ihtimalle karşımıza tip tiplemen olarak ne çıkacak? Benzerlik çıkacak. Hatta karşılıklı kenarların paralel olmasından dolayı kelebek benzerliği ya da temel orantı benzerliği ile karşılaşacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tabi bu burada biz ilk başta her soru ile karşınıza çıkacağımız için ilk başta sırasıyla böyle bir gideceğiz. Öncelikle tanımıyla bir başlayalım isterseniz. Yamuk dediğimiz şey Karşıtlı kenarlarının sadece ikisi paralel olan dörtgene ne diyoruz arkadaşlar? Sadece ikisi paralel olan dörtgene yamuk adını veriyoruz. Evet paralel kenarda karşıtlı kenarları birbirine paraleldi. Burada da sadece ve sadece ikisi paralel olunca. Bak paralel kenarda dediğimiz şeyler burada da geçerli olabiliyor bazı şeyler. Açı ortaylık olursa mesela hocam şöyle bir açı ortaylık çizdim mesela. Ya da şöyle bir açı ortaylık çizdim mesela. Şöyle bir açı ortay doğrusu çizince. Burada da arkadaşlar karşılıklı kenarlar paralel ya. Z'ye dikkat et. Lütfen. Ee, i̇kiz kenar çıkar arkadaşlar. Ya da ne bileyim soruda şöyle bir şey gelirse. Hocam şurası 90 derece diye bir şey gördüğün zaman. Dik üçgen oluşturayım. Oluşturmana gerek yok. Zaten hali hazırda var. Buna da dikkat et. Niye? 90 ise Z'den dolayı burası 90. Zaten dik üçgen burada var. Buna dikkat et. Paralel kenardaki söylediğimiz ufak tefek yöntemler yine burada da geçerli. Bu tür şeylere dikkat edersin. Evet tanım gereği sadece ve sadece karşılıklı iki kenarı paralel olan dörtgene biz yamuk adını veriyoruz. Yani ABCD yamuk dediği zaman otomatikman AB ile CD birbirine paralel. A biz sorularda hani ne bilelim hocam belki BC ile AD birbirine paralel. Şekli aldanmamak lazım gibi söylemler de olduğu için genelde ÖSYM de onu yapıyor. ABCD yamuk diyor. Eskiden yamuk dediği zaman şu kenarların paralelliğini yazmazlardı sorularda. Ama dikkat edin ABCD yamuk diyor. AB paraleldir CD diye de garantiye alıp söylüyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Peki bunlar birbirine paralelse. Hocam alfa ise U kuralından dolayı burası 180 eksi alfadır. E, burası beta ise U kuralından dolayı burası da 180 eksi betadır arkadaşlar. Yani A açısıyla D açısının toplamı 180. B açısıyla C açısının toplamı 180 diye yazmışım ama burada bunları sizin kural olarak bilmenize gerek yok. Zaten doğru da açılardan siz bunu çıkartırsınız arkadaşlar. Tamam Hadi tanımı öğrendik. Sadece iki kenarı paralel olan dörtgen. Buyurun bakalım şimdi üçgenlerden çoğu soruyu yapalım. Hadi. ABCD yamuğunun sözel bir soru. Sözel soruları da alıştırmalıyız kendimizi değil mi arkadaşlar? Çünkü biliyorsunuz ÖSYM sözel soru soruyor. ABCD yamuğunun hemen bir tane yamuk çizelim arkadaşlar. Şöyle bir yamuk. Yamuk deyince klasik yamuğu hemen şöyle bir çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle bir klasik yamuk. Genelde de harflendirme olarak sol alttan başlıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. A, B, C, D, ya mu? E, A, B L, C, D birbirine paralel. Şunları paralel demiş. Tamam harflerimiz doğru o zaman herhangi bir sıkıntı yok. A, D, C açısı 100 derece. E burası 100 ise otomatikman burada kaç, kaç derecedir arkadaşlar? 80 derecedir. E B, A, D açısının açı ortay doğrusu. Bir de bir şey daha demiş. B, A, D açısının açı ortay doğrusu. B, A, D açısının açı ortay doğrusu. B, C kenarını dik kesiyor. Hocam şuradan bir açı ortay çizeyim. BC kenarını dik kesiyormuş. Şöyle dik kesecek şekilde bir açı ortay çizelim. E bu açı ortaysa buradaki açılar 40 40'tır ve burayı da dik kestiğini söylemiş zaten soru. Özel durumları olduğuna göre BC'de açısının ölçüsü burada kaç kaç derecedir diye soruluyor. E bak sakin sakin şekli çizdik. E burada dik üçgen de çıktı karşımıza. 40 90 ise burası kaçtır? 50'dir. E burada arkadaşlar yamuktan dolayı şu iki açının toplamı 180 derece. O zaman buraya da kaç derece kalıyor? 130 derece kalıyor. Zaten bizden de orada kaçı isteniliyor? Yani cevabımız 130 yaptı arkadaşlar. Birinci soru. Geldik ikinci soruya. Dikdörtgen şeklindeki masanın üzerine birer kenarları masanın kenarı ile çakışacak biçimde ABCD yamuğu ve KLMN karesi biçimindeki kartonlar konulmuştur. AB ile CD birbirine paralel demiş. Yani ABCD yamuğu demiş ama paralelliği de biz sorularda gösteriyoruz arkadaşlar. İşi garanti, garanti alıyoruz sadece. ADC açısı 150 burası 135 ve AD uzunluğu da 6 olarak verilmiş. Yamuk şeklindeki karton masanın üzerinde kal yamuk şeklindeki karton masanın üzerinde kalacak şekilde B köşesi etrafında 70 derece döndürüldüğünde evet ben bu kartonu döndüreceğim arkadaşlar. B köşesi etrafında döndüreceğim. Döndürüldüğünde C köşesi karenin KN kenarının ortasına geliyor. KN'nin ortasına geliyormuş arkadaşlar. Neresi? İşte tam buradaki C köşesi. O zaman ben bu yamuğun hepsini döndürmeme gerek yok. Neyi döndüreyim arkadaşlar burada? B köşesi etrafında yamuğu döndüreceğim ya. Hop şöyle bir şey olmayacak mı dönerken arkadaşlar? Şöyle hareket edecek. Dikkat edin arkadaşlar. Mavi de göstereyim hatta. Şu şekilde hop dönerken şöyle bir dönüş yapacak. Yani bu kenar buraya gelecek. Tam da bunun orta noktasına denk geliyormuş. Öyle diyor çünkü arkadaşlar. Tam da bunun orta noktasına denk geliyor diyor. E yamuk bu şekilde. Yani biz aslında yamuğu şöyle çizdik. Sonra böyle sonra böyle Sonra böyle döndürülmüş hali. işte bu arkadaşlar. Bu böyle dönerken bu kenarda bakın arkadaşlar. Şu kenarda ne yaptı? Rahat durmadı. Bu şekilde döndü ve yamuk bu şekilde oluştu. Ama yamuğun hepsini oluşturmamıza gerek yok. Bana adam ne demiş? Yamuğu döndürdüğümüzde C köşesi hop buraya geldi diyor. O zaman C köşesi beni ilgilendiriyor. Yani şuradaki uzunluk beni ilgilendiriyor arkadaşlar. Daha öncesinde de döndürme sorularında da ne dedik arkadaşlar? Bir A noktası etrafında B'yi döndürürsek Döndürme hareketinde şöyle hop dairesel hareket yapıyor demiştik arkadaşlar. Yani dönerken şu şekilde dairesel bir hareket olacak. Şu bizim yarıçap. Mesela alfa derece 30 derece döndür derse B noktası buraya geldi sadece. E burası yarıçap, burası da yarıçap değil mi? Yani şu uzunluk bu uzunluğa eşit olacak. Çünkü o dönüşte AB'ye dönerken hop yine aynı AB arkadaşlar. Buna dikkat edin diye hep söyledik. O zaman burada bu dönüş yaparken arkadaşlar dönerken C buraya geldi C üssü diye. Şu uzunlukla şu uzunluk nedir arkadaşlar? Kesinlikle ama kesinlikle eşittir. O zaman ben burada bu sorunun çözümünü bulmak için e, ne yapmam lazım? Şu uzunluğu bulmam lazım. Bu arada kaç derece döndürmüşüm? 75 derece döndürmüşüm. Dönerken işte şöyle dönüyor ya. Burada kaçı? 75 derece. Yani bu açı 75 derece arkadaşlar. Tamam. Devam edelim. Öncelikle açılara bakalım. 150 ise burada kaç kaç derece? 30. 135 ise burada kaç kaç derece? 45. Aa. 45, 75 buraya da kaç derece kaldı? 60 derece kaldı. Şurada bir 30, 60, 90 üçgeni oluştu. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Şu 30'un mantığını kullanalım. Hocam dik çizelim. Bak dikimizi çizdik. Hocam 150'yi parçaladık ne oluyor? Ya yamukta bunu yapabiliriz. 150'den dolayı burası özel açı oluyor ya. O yüzden burada 150'yi parçalayabiliriz. 150 tek başına olsa tabii ki burada şey yapmayız arkadaşlar. Parçalama yapmayız. Hani hocam kalbi parçaladınız falan filan demeyin yani bana. Neyse burada 30'dan dolayı mecbur 30'u kullanmak zorundayım. Burada parçalamak zorundayım. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 yaptı. Bak normalde biz yamuk yaptığımız yanlışlardan biridir. Böyle yamuk gördüğümüz zaman hocam buradan dik çizeyim hocam buradan dik çizeyim. Hayır bu yapılan en çok yan, e, en çok yapılan yanlışlardan biridir. Şuradaki açı 45 derece özel bir açıysa özel üçgen oluşturmak için yapılabilir. Ya da burada kaç 30 derece ise bu 30'un mantığını kullanmak için buradan dik çizilebilir. Ama farklı durumlarda buradaki dikleri çizmeyeceğiz arkadaşlar. Yanlış bir hamle. Tek bir yamukta çizeceğiz. O da ikiz kenar yamuk. Onu da anlattığım zaman zaten söyleyeceğim. E buradaki 45'in mantığı için de kullanmak için de özel açı mantığını kullanmak için de dik çizeceğim. Hocam ne çıktı burada? Bir dikdörtgen çıktı. Niye? Şunlar birbirine paralel. E, bunlar da birbirine paralel. E, bunlar da 90'a derece olduğu için dikdörtgen. Burası 3 oldu. 45, 90, 45 üçgeninden dolayı. O zaman burası 3, 3. Burası 3 kök yaptı. O zaman burası da 3 kök yaptı. Aa, burada 30, 60, 90 kenar var. 90'ın karşısı 3 kök 2 30'un karşısı 3 kök 2 bölü 2. 60'ın karşısı kaç olacaktır arkadaşlar? 3 kök 2 bölü 2'nin kök katı. Yani 3 kök 6 bölü 2. O zaman burası da 3 kök 6 bölü 2. Yani karenin bir kenarı kaç yaptı o zaman arkadaşlar? 3 kök 6 bölü 2 ile 3 kök 6 bölü 2 topladığımız zaman 3 kök 6 yapar arkadaşlar. O zaman karenin bir kenarı 3 kök 6. Şimdi bizden ne isteniyor arkadaşlar? E, kare şeklindeki kartonun alanı nedir diye isteniyor. Yani 3 kök altının karesi. O da kaç yapıyor? 6 kere 9 54 yapıyor arkadaşlar. Evet güzel bir soru. Dikkat etmeniz gereken bir soru. O sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Buna lütfen ama lütfen dikkat edin. Evet bu örneğin cevabında 54 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Geldik şuraya. Hocam açılar verilmiş. 130 ise burada kaç kaç derece? 50. Hocam bak dik çizme. Hayır. Özel açılarda dik çizebiliriz. Dik çizme diye bir şey yok. E 80 ise burada kaç da 100 derece. Orayı yazmayacağız galiba. Ne yapacağız? Arkadaşlar işte ben sırf böyle yamuk konusunu hani bazı insanlar böyle bazı öğretmenler yamuğu en başta anlatır. Paraya kenarı en sonunda anlatır ya ben tam tersi paraya kenarcıyım. Niye? Yamuk sorularını da paraya kenar kullanarak çözdüğümüz için ilk başta paraya kenarı anlatma taraftarıyım. Yamuk anlatanlarda oluyor ilk baştaki konu olarak arkadaşlar. Ama ben son konu olarak seçtim bunu. Neden dolayı? Çünkü paraya kenar oluşturabiliyoruz. Arkadaşlar karşılıklı kenarlar birbirine paralel ya burada. Yamukta unutmayın bunu. Açılar ile açılar veya açılar ve kenarlar aynı anda işin içine girmişse paraya kenar oluştur. Paraya kenarı nasıl oluşturacaksın? İster buradan oluştur. Böyle şöyle bir paraya kenar yap. İstersen buradan oluştur paraya kenarı. Hiç fark etmez. Şu tepedeki noktalardan ya D'den böyle paraya kenar oluştur ya da C'den böyle paraya kenar oluştur. Bak şimdi sen burada paraya kenar oluşturdun ama sadece paraya kenar oluşturmayla kalmasın. Burası 4 ise burası da 4'ü yaz. E paraya kenar ya şunlar birbirine paralel. Hocam 50 ise aha da burası da 50 derece yaptı. E 50 80 daha kaç yaptı? 130. Buraya kaç kaldı? 50 kaldı. Ana ikiz kenar çıktı burada. 7 ise o zaman burası da 7'dir. Bak şu uzunluk isteniyor benden. 7 ile 4'ün toplamı. Yani x 7 artı 4'ten kaç çıktı? 11 çıktı arkadaşlar. Evet bu örneğin cevabında 11 bulduk. Ve ne öğrendik şimdi artık arkadaşlar? Açılar ve kenarlar aynı anda işin içine girmişse ne yapıyormuşsunuz? Paralel kenar oluşturuyormuşsunuz. Dikkat edin arkadaşım. Geldik bu soruya. Bak yine ne demiş? Açılar işin içine girmiş aslında. Ben buraya alfa dersem. ABC B, C açısına alfa dersem. B, açısı, açtı. Bu iki alfayı öbür tarafa attım. B A D açısında ne oldu? 180 eksi 2 alfa mı oldu? Evet 180 eksi 2 alfa oldu. B A, D açısı. 180 eksi 2 alfa oldu. Hocam şu ikisinin toplamı 180 değil mi? Evet yani burası da kaç yapacak? 2 alfa yapacak. Hem açılar hem de kenarlar işin içine girmiş mi? Girmiş. Ne yapıyorsun? Paralel kenarını oluştur. İster D'den ister C'den. Ben genelde C'ye alışkınım arkadaşlar. Bilmiyorum alışkanlıklarından vazgeçemiyorum. Paralel kenarı oluşturdum böyle. Bak paralel kenarı oluşturduk arkadaşlar. Paralel kenarı oluşturunca ne oldu? X X. 180 2 alfa itici geldi bana. 2 alfaya bakayım. 2 alfa ise karşılıklı açılar birbirine eşit. 2 alfa. Ya da 180 eksi 2 alfa 180 eksi 2 alfa. O yüzden burası da 2 alfa oldu diyebilirsiniz. 5 ise burası da 5 yaptı. Buraya 8 kaldı. Aa hocam alfa var 2 alfa var. Burada o zaman şu iki açının toplam bir dış açı olduğundan dolayı burası da alfa olmak zorunda değil mi? Alfayla neyi toplarsam iki alfayı yapar? Alfayı. A ikiz kenar çıktı arkadaşlar burada. O zaman şu kenarla şu kenar eşit oldu. X dediğimiz uzunluk neye eşit oldu arkadaşlar? 8'e eşit oldu. Güzel bir soru. Ee, ne yapıyormuşuz? Açılarla kenarlar aynı anda işin içine giriyorsa paraya kenarı oluşturulur. Geldik sonraki soruya. ABCD paraya kenar. ABCD yamuk. Ya B ile CD birbirine paralel. Tamam şunlar birbirine paralel. Şu açıyla şu açının toplamı BAD açısı. Alfa ile ABC açısı. Beta'nın toplamı ne verilmiş arkadaşlar? Alfa artı beta 90 derece verilmiş. 5, 6, 15 verilmiş bize. BC uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Bir de yamuğun alanı nedir diye soruluyor. Hocam da hiçbir özellik görmedik. Demek ki üçgenden bulacağız arkadaşlar. Çoğu şey üçgenden çıkıyor zaten. Açılar ve kenarlar aynı anda soruda işin içine girmiş mi girmiş. Ne yapacaksın burada? Paraya kenar. Hemen parayı kenarı oluşturalım arkadaşlar. Hop şöyle. C'den alışkınım ya. Paraya kenarı oluşturdum böyle. Oluşturduğum zaman bak bu paraya kenar. Eksik parçaları tamamla. 6 ise 6. 5 ise 5. Hocam buraya 10 kaldı. Hocam alfa açı da verilmiş. Açıya da dalacağız da demek ki. Alfa ise yönünde dolayı burası da alfa. Aa, alfa ile beta'nın toplamı 90'dı. O zaman burası da 90 oldu. Ne çıktı burada? E, 90 derece ise 6 10 sa x'i kaç bulduk arkadaşlar 8 evet bc uzunluğunu 8 bulduk şimdi gelelim yamuğa yamuğun alanına hocam yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı bölü 2 daha öğrenmedik arkadaşlar üçgenden yapalım zaten şuraya baktığım zaman a şuradaki üçgen dik üçgen olduğu için bu üçgenin alanını bulabilirim ben 6 çarpı 8 bölü 2 48 bölü 2'den 24 çıktı arkadaşlar burası evet burası 24 şimdi ne yapacağız arkadaşlar Burada alan dağıtımı yapabilirim. O da 5. Tabanlarda bir oran var. Şuradan bir alan dağıtacak olursam. 10'daki alan 24 ise 5'teki alan nedir arkadaşlar? 12'dir. Çünkü 2'ye 1 oran var burada. 10, 5. 10'daki 5'teki 2'ye 1. 2'ye 1 yani 24 ise 12. E bu bir paralel kenar. E paralel kenar olduğundan dolayı bu alan 12 ise bu alanda nedir arkadaşlar? Tabii ki 12'dir. Ve yamuğun alanı çıktı mı? 24, 12 ve 12'nin toplamı olacak. 24 artı 12 artı 12'den cevabı da kaç buluruz arkadaşlar? 48 olarak buluruz. Evet bu sorumuzun cevabını da 48 bulduk arkadaşlar. Yani A şıkkını 8, B şıkkını da 48 bulduk arkadaşlar. Güzel. Geldik buraya. Bak sen. BD uzunluğunu 6 vermiş. Şu BD uzunluğunu 6 vermiş. AC uzunluğunu 12 vermiş. AB artı CD nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Bak bu sefer köşegenler dik kesmiş. Yamukta köşegenler dik kestir diye bir şey söylemedik arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Sadece bu öyle bir yamukmuş. Köşegenleri dik kesen bir yamuk. Köşegenleri vermiş. Ne yapacağız? Açılar ve kenarlar aynı anda işin içine girmemiş burada. Yani açılar ve kenarlar aynı anda işin içine girmiş olsa yapacağımız hamle belli. Paraya kenar oluşturacağız. Ki sen burada paraya kenar oluşturduğun zaman bak şekil ne kadar da saçmalandı değil mi? Bayağı bir saçma saçma oldu burada. Yani bu hamleyi yapmayacağımız belli arkadaşlar. Bak size özel bir durum söyleyeyim. Özel bir soru tiplemesidir diyebiliriz hatta. Burada köşegenleri dik kesen herhangi bir yamuk gördüğün zaman her yamukta bunu yapabilirsin kardeşim. Köşegenleri dik kesen yamukta yapabilirsin. Normalde biz içeride paralel kenar oluşturuyoruz ya. Tabi bak bu söylemlerimde yazıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kenara yazıp çünkü tekrar yaptığınızda video izlemenize gerek kalmayacak. Beni izlemeniz derdinde değilim. Bir şeyler öğrenmeniz derdindeyim. Her zaman da bunu söylerim. Yaz buraya kardeşim. Biraz önce de denedin. Açılar ile kenarlar aynı anda işin içine girmişse ne yapıyoruz? Paraya kenar oluşturuyoruz diye. Sözel bir şey çıktı. Yaz. Çünkü ben hep öyle çalıştım. Yani hocanın ağzından çıkanı deftere yazdım. onu notu okuduğum zaman hoca gözünde canlanıyordu böyle. Siz de yani gözünüzü kapattığınız zaman ben canlanacağım. Böyle bağıracağım çağıracağım size. Neyse geldik buraya arkadaşlar. Burada da şunu söyleyecektim. Yaz şuraya bir yere. Köşegenleri dik kesen bir yamuk gördüğün zaman ne yapacaksın? Biz normalde içeriden paraya kenar oluşturuyoruz ya. Bu sefer dışarıdan paraya kenar oluşturacaksınız. İster C köşesinden bak içeri doğru böyle paraya kenar olmadı. Dışarıdan paraya kenar. Köşegene bak. Köşegene paralel çizeceğiz bu sefer. Kenara paralel değil. İster böyle paraya kenar oluştur. Şöyle şöyle İstersen D köşesinden böyle paralel kenar oluştur arkadaşlar. Şuna paralel çizerek yap. İstediği şekilde yap. Ben genelde C'ye alışkınım ya. Şöyle C köşesinden şöyle paralel kenarı oluşturayım. Paralel kenarı oluşturdum. Bak bu sefer paralel kenarımız böyle oldu arkadaşlar. Dikkat edin. Dışarıya doğru çizdik bu sefer. Ne zaman yapıyormuşuz bunu? Köşegenleri dik kesen bir yamuk gördüğümüzde paralel kenarı dışarıda oluşturacağız böyle. C köşesinden dışarıda. Ha, öbüründe kenara paralel çiziyorduk. Bunda da köşegene paralel çizeceğiz. Unutma. Bu paralel kenardan dolayı şu köşegen 6 ise burası da 6 mı oldu? Köşegen çünkü paralel kenardan dolayı. Evet. Zaten bizden buraya C buraya A diyecek olursak A artı C isteniyor. C ise burası da C'ye çıktı. Madem bunlar birbirine paralel A 90'lığı kullanmadım arkadaşlar. O yüzden çözüme daha ulaşamıyorum. Bak bunlar paralel. Aa, burası 90 ise yönde eşitten dolayı burası da 90 değil midir? Evet. Ana ne çıktı burada? Büyük üçgende dik kenar uzunlukları belli olan bir dik üçgen çıktı arkadaşlar. Bir dik kenar 6, diğer dik kenar 12. E, bu uzunluk kaç olacak o zaman? 1, 2 kök 5 üçgeninden 6 kök 5 olacaktır sevgili gençler. Yani burada AB uzunluğu zaten a artı CD uzunluğu zaten c isteniyor bizden a artı c de bakın kaç çıktı böylelikle 6 kök 5 çıktı arkadaşlar. Unutmayın köşegenleri dik kesen bir dörtgende. Bu şekilde yapabiliriz. Bir tek ikizkenar yamukta yapma gereği duymuyoruz. Sebebinde ikizkenar yamuğa girdiğimiz zaman söyleyeceğiz ama söyleyeceğiz arkadaşlar. Evet geldik buraya. Şimdi arkadaşlar şöyle bir soru var. ABCD bir yamuk. Şimdi yamuk, tamam. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Hocam hiçbir şey yapamıyorum. Yani açılar yok. Demek ki paraya kenar oluşturmayla bu soruyu yapamayız. Açılar ve kenarlar aynı anda işin içine girmişse paraya kenar oluştur kardeşim. Bunu unutma sakın. Açılar yok. Zaten paraya kenarı böyle çizsen bak şekli saçma bir şekilde bölüyoruz zaten. O zaman ben bu soruyu nereden çözebilirim? Arkadaşlar üçgen bilgisiyle tabii ki. Ya yani hemen üçgen. Hani yamuk düşünme. Yani yamuğun yani en çok yapılan hata ne? Yamuk konusundayız. Ya ben burada hangi özelliği kullanabilirim? Allah Allah falan filan diye düşünüyorsunuz. Öyle kalıyorsunuz. Yok. Özellik mi özellik düşünme. İlk etapta üçgenden yapılabiliyor mu? Zaten özelliklere geldiğimiz zaman da söyleyeceğiz. Bütün özellikler üçgenden çıkıyor zaten. Sen belki de hiçbir özellik bilmeden çoğu yamuk sorusunu yapabiliyorsun. Yapabilirsin. Ama farkında değilsin. Ben size farkındalık yaratıyorum burada. Bak şimdi şu kenarlar paralel mi? Paralel. Ana burada böyle bir z kuralı var mı? Var. Bak şimdi sana bir soru soruyorum. Z kuralı alfa alfa yaptık burada. Başka da bir şey yazamıyoruz zaten. Sana bir soru soruyorum şimdi. Sana bir üçgende soru sorsalar, uzunluk sorusu sorsalar, özel durum olmadığı sürece, açı ortay, kenar ortay olmadığı sürece nereden bulursun o uzunluğu? Hocam 90 derece varsa Pisagor'dan ya da nereden çıkar arkadaşlar? 90 derece yoksa nereden çıkar? Büyük ihtimalle benzerlikten çıkar. Benzerlik deyince aklımıza ne geliyordu? Açı 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 benzerliği. Ama hocam sadece bir ara çeşitliği var. Başka hiçbir yerde öyle açı çeşitliği yok. Açı 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 iptal mi? İptal. Bir açı varsa nereden çıkıyordu? Kenar açı kenardan çıkıyordu değil mi? E kenar açı kenarı ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın şu üçgende ve öbür üçgende alttaki üçgende bir açıları var ya. Açının kollarını küçükten bir yere doğru yazıyorduk. Hatırla. Zor bir benzerlik. Yani yani çok az kullandığımız için size zor geliyor. Aslında kolay bir benzerlik. Açının kollarını sarı üçgende yazalım. 4'e 6. 4'e 6. Öbür üçgende de açının kollarını yazalım. 6'ya 9. Küçükten bir yazıyorum. Her ikisinde de ben bunları oranladığım zaman. Hocam burası da 2 bölü 3. Burası da 2 bölü 3. Her ikisindeki oran aynıysa bu iki üçgen kenar açı kenardan benzerdir. Ve benzerlik oranında nedir arkadaşlar? 2 bölü 3'tür. Çünkü buradaki oran da benzerlik oranı. 2 bölü 3 benzerlik oranında neydi? Aynı açının karşısındaki kenarlar oranına eşit değil miydi arkadaşlar? Evet. Yani alfanın karşısı 5'in alfanın karşısı x'e oranına eşittir arkadaşlar. İşler dışlar yapalım. 2x eşittir 15'ten. x'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 15 bölü 2 olarak buluruz dostlar. Bak ne yapıyoruz? Ben size ne dedim? Ne vaat ettim? Üçgenleriniz iyiyse dörtgenleri iyi yaparsınız. Üçgenleriniz tam oturmamışsa dörtgenler konusunda tekrarımızı yapacağımız için genellikle üçgenlerden halledebileceğimiz için arkadaşlar üçgenleri de hatırlatacağız size demiştik. Yani e, geometride zaman ilaçtır. Zamanla bir önceki konuları da böyle üst üste e, hatırladığımız için daha iyi bir konuma geliyoruz arkadaşlar. Üçgenleri kötü olan arkadaşlar dörtgenler de üçgenlerini iyi bir hale getiriyor. Hiç merak etme. Daha iyi bir hale geleceksin. Dörtgenler tam anlamıyla bitti daha sonra. Bak kenarı kenarı unutmuştuk. Şimdi hatırladık mesela. Değil mi? Evet bu bizi bir iki ay daha götürür. Sonra bir daha tekrar ederiz. Neyse geldi gömür soruya. Bak paralellikler verilmiş. Hocam bu da paralel. Hocam bu da paralel. Hocam bu da paralel verilmiş. Ana ne yapacağız? Sayılar bize belli ediyor zaten. Ve ben size dersin başında ne dedim? Bu konuda en fazla karşımıza ne çıkar arkadaşlar? En fazla karşımıza kelebek benzerliği ya da temel orantı benzerliği çıkar dedim. Çünkü tanım gereği karşılıklı kenarlar birbirine paralel zaten. Sayılara baktığımız anda yani sen bu mantıkla yaklaştığın zaman zaten şeyde yamuk aa, genelde benzerlik çıkıyor. Aa, sayılara bakıyorsun böyle. Hocam 2'ye 6. Ne var burada? Ana kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam 1'e 3. 2 bölü 6. 1 bölü 3. Hemen yazarsın buraya. Burası A iken burası 3A, burası B iken burası 3B. E sonra bizden X isteniyor. X'e baktığın zaman daha X ile 6 birbirine paralel temel orantı ya da belki de X'e baktığında 2'ye bakacaksın sen. Görme demiyorum. Verilen bilgiyi kullanma diyorum. X ve 2'yi kullanan bu temel orantıya bakar. Eğer X ile 6'yı kullanan da şu temel orantıya bakar arkadaşlar. Değil mi? O zaman bu temel orantıya X ve 6'ya bakalım biz. Bu temel orantıya bakacak olursak şu bölü tamamı a bölü 4 a eşittir x bölü 6 olmaz mı arkadaşlar? Buradan da ne geldi arkadaşlar? X'i yalnız bırakayım. 6'yı öbür tarafa atayım. 6 bölü 4 eşittir x ise x'i buradan kaç bulduk? 3 bölü 2 olarak bulduk arkadaşlar. Bildiğiniz benzerlik değil mi? Evet. Geldik buna. Hmm, hocam bak çok güzel. CH'ı bir K yazalım. Güzel. Ben güzel bir şeyler fark ettim de o yüzden. Hmm, çok güzel diyorum. Burası ne? 2K. BK uzunluğu da 2K. Arkadaşlar nesi güzel bunun? Bak nesi güzel? Hocam şu yönü güzel. Biz geometrinin başından beri hatta ne zamandan beri kaçıncı videodan beri ek çizimlerden beri şunu diyoruz. Yüksekliğe ayrı bir göze bakın diyoruz. Hocam bu yükseklik. Aa yükseklik aynı zamanda açı ortay arkadaşlar. He, hem yükseklik hem açı ortaysa aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Tabii ki ikiz kenar gelecek. Hemen ikiz kenarı oluşturalım o zaman. Çünkü tekrarlıyorum arkadaşlar. Önemli ÖSYM neredeyse hemen hemen her yıl bununla ilgili bir şey soruyor. Hem yükseklik hem kenar ortay neredeydi? İkiz kenar üçkendi. Yüksekliğin kolları da böyle olacak değil mi? Yüksekliğin kolları şöyle şöyle ikiz kenara böyle tamamlayacağız arkadaşlar. İkiz kenara tamamlayalım arkadaşım. İkiz kenara tamamladık bu şekilde. Hocam bu ikiz kenar oldu. Bu da e, da iki eş parçaya bölmek zorunda. O zaman burası 2K ise burası da 2K olacak. Buraya K kaldı yani. Tamam. Şimdi ne çıktı arkadaşlar? Şunlar birbirine paralel değil mi? Evet. Yani şunun şuna oranı temel orantı çıktı arkadaşlar. 4 ve x'e baktığımız zaman zaten fark ediyoruz. Hocam k bölü tamamı 4 bölü x'e eşit. k bölü tamamı 4k eşittir. 4 bölü x'ten temel orantıdan x'i kaç buluruz? 16 olarak buluruz arkadaşlar. Güzel soru. Bak şunu söyleyeyim. Arkadaşlar biz normalde yamukta böyle yukarıya doğru tamamlama işlemini çok sevmiyoruz. Niye? Yamukta böyle biz içeriden paralel çizmeyi seviyoruz. Hani şey falan geldiğinde böyle biraz sonra da göreceksiniz zaten. Şöyle çizgi falan geldiğinde şu paralellikler falan olduğunda. Yukarıya değil de içeride temel orantı oluştururken şöyle paralel kenar oluşturma yöntemini yapıyoruz arkadaşlar. Niye? Şurada bir temel orantı oluşmuş oluyor. O yüzden e, burada özel bir durum olduğundan dolayı biz burada yukarı doğru tamamladık. Genelde yukarıya taşmıyoruz. Taştığımız bazı durumlar oluyor. onlara da ben size söyleyeceğim. Niye yapıyoruz bunu? Hangi mantıkla bunu yapıyoruz? Hep onları söyleyeceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Çünkü bizim için önemli olan olayın mantığı. Nereden geliyor hocam? Bunu böyle uzatalım diyelim. Bir soruda uzatıyoruz. Bir soruda içeriden paralel çiziyoruz. Bir soruda şöyle yapıyoruz. Bir soruda böyle yapalım. E mantığını söylemedikten sonra ne iş var ki? Ya şurayı bir mantıkla doldurmak lazım yani. Neyse geldik diğer soruya. Bak işte bu biraz önce hatırlattığım şey gibi, şey gibi. CF uzunluğu k iken BF uzunluğu 2kymiş. Burası k iken burası 2kymiş arkadaşlar. Ha işte burada yukarı doğru tamamlamayı sevmiyoruz arkadaşlar. Çünkü içi yokuşa sürüyor. Gerçekten yokuşa sürüyor arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Burada da böyle oranlamalar varsa bak, şunlar da birbirine paralel verilmiş. Biz neyi biliyoruz? Temel orantıyı biliyoruz. Temel orantı bilirken de yine burada paraya kenar oluşturma yöntemi işimize yarıyor arkadaşlar. Şöyle bir ne yaptık? Paraya kenar oluşturduk. Paraya kenarı oluşturduğumuz zaman e, arkadaş burası paralel kenarsa hocam her yer 3 müdür burası? Evet. Burası da 3 birim burası da 3 birim. Tamamı kaç bunun? 7. Ne kaldı? 4. Aa hocam burada bir temel orantı var k bölü 3k eşittir 4 bölü a diyelim. Eşittir 4 bölü a'dan. 4 kere 3 12 mi yaptı burası? Evet. a 12 ise x uzunluğu kaça eşit oldu? 15'e eşit oldu. Temel orantı yardımıyla bunu buluyoruz. Ama arkadaşlar hiç sevmediğim bir şey. Ama hiç sevmediğim bir şey de bir kere gösterince ondan sonra herkesin aklında kalıyor. Açık konuşayım. Aslında ben de onu yapıyorum. Yani sorularda gördüğüm zaman hızlı olsun diye. Bak şimdi size bir şey göstereceğim. Şurada bir iki oran var ya. Farklı bir yolda çözeceğim arkadaşlar. Siz böyle bir şey gördüğünüz zaman. içeride böyle farklı bir oran. Mesela burası 2K burası 5K falan da olabilir arkadaşlar. Ya da 3K falan da olabilir. Ama burada biz ne dedik? K'ya 2K var. Burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu şekilde yapıyoruz. Hocam buradan buraya. Bak üçgen 7 olmuş. K'da kaç artmış arkadaşlar? 4 artmış. E buradan buraya kaç K var? 2K var. K'da 4 artmışsa 2K'da da 8 artar. 8 artar. Yani 7'den 8 arttır. Kaç yapar? Direkt 15 diye buluyorsunuz. Çok da güzel bir yöntem arkadaşlar. Ve bu tür sorularda genelde öğrenciler bunu kullanıyor. Ça, sen ben de kullanıyorum. Ama ispatını da yapmış olduk. Ya da bir tane daha göstereyim size. Bak bu sefer şöyle olursa ne olacak hocam? Atıyorum burası 2K burası 3K <laughs> Burası 3 ee, Burası 13 ya da 23 de mesela. 23 de mesela. Bu sefer ne var arkadaşlar? Buradan buraya artış var. Kaç K'da? 5 K'da. 5 K'da 3'ten 23'e kaç artmış arkadaşlar? 20 artmış. 5 K'da 20 artmış. 20 artış var. O zaman K'da artış kaçtır arkadaşlar? 4 artacaktır. E buradan buraya ne var arkadaşlar? 2 K var. 2 K'da artışta 8 artış olacaktır. O zaman buradan 8 arttıracağım zaman 3'ten 8 arttırırsam burası da kaç çıkar? 11 çıkar. Mesela 23, 3, 2K, 3K olduğunda da bu da aynı mantıkla çıkıyor arkadaşlar. Yani bunu da kullanabilirsiniz. Aslında bunu vermeyi sevmiyorum, istemiyorum ama nedense bunu verdikten sonra bütün yıllardır işte atıyorum ben bunu 10. sınıfta gösterdiğim öğrenci 2 yıl sonra bu soruyla karşılaşsa direkt bu aklına geliyor arkadaşlar. O yüzden akılda kaldığı için de bunu da veriyoruz arkadaşlar. Ama bu tabii ki bir soru tiplemesinde işimize yarar. Tabii ki ispat yöntemiyle yapılışı da bizim için önemli arkadaşlar. Ama büyük ihtimalle siz de bu soruyu ilerleyen zamanlarda kendiniz başka farklı yerlerde görürseniz büyük ihtimalle siz de bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Evet, geldik bu soruya. Bak şimdi. Bak, bak, bak. ED uzunluğu k. Dikkat arkadaşlar. EA uzunluğu 3k. Şurası 3k vermiş. Tamam. Hatırlayın arkadaşlar, yamukta paralel kenarda Yan tarafta böyle oranlama oranlama olduğunda ne yapıyorduk arkadaşlar? BC'yi de 5 vermiş. Burayı da 9 vermiş. Hatırla. Biliyorsun sen bu işi. Hatta bir böyle bir böyle mesela. Şunlar eşit şunlar eşit. Hep aynı şeyi söylüyorum. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Hocam şuradan böyle içeri doğru kelebek oluşturduk. Amaç kısa çizgi çekip kısa çizgi paralel çizip kelebek oluşturmak değil miydi? Evet. Kelebek oluşturmak. Burada da arkadaşlar yamukta yan tarafta oran varsa. Amaç kelebek. Ama burada siz içeri doğru paralel çizince kelebek oluştu mu? Hayır. Bak oranlama varsa amaç benzerlik çıkacak. Oran varsa kesin ama kesin. Özellikle ve özellikle burada da iki taraflı oran varsa demek lazım aslında ama tek taraflı var. Tek taraflı olduğunda da fark etmez arkadaşlar. Oran varsa ne vardır arkadaşlar benzerlik. Benzerlik içinde ilk yöntem nedir? Kelebek oluşturmak. Ya buradan içeri doğru çizeceğiz arkadaşlar. İçeri çizdik olmadı. İçeri çizdiğimizde kelebek oluşmadıysa dışarıya. Çünkü siz paraya kenarda da aynısını yapıyordunuz. Ama ben içeriye tavsiye ediyorum. Siz bazen ne yapıyordunuz? Bunu böyle dışarı doğru yapıyordunuz. Paraya kenarda hiç bunu tavsiye etmedim aslında. Ama yamukta arkadaşlar bunu bu şekilde yapabiliriz. Yamukta da tercihiniz ilk etapta içeri doğru paralel çizmek olsun. Baktığınız kelebek çıkmadıysa ne yapacaksınız? Dışarıya doğru uzatacaksınız. Kelebek çıktı mı? Çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç arkadaşlar? 1'e 3. E 1'e 3 ise burası 9 ise burası kaç çıktı? 3 çıktı. Benden şu x isteniyor. Hmm. Soruyu çözmem lazım. Çözülemediğimiz zaman ne yapıyoruz? Soruyu okuyoruz. Kullanmadığımız bilgiyi kullanmaya çalışıyoruz. Neyi kullanmadın kardeşim sen? Hocam burada kaç ortayla kullanmadık? E kenarda da hep aynı şeyleri tekrar ettik. E karşılıklı kenarlar paralel olduğundan neye dikkat ediyorduk? Kaç ortaylık varsa? Z'ye dikkat ediyorduk. E şunlar birbirine paralel ya. E burada da Z'ye dikkat edecek olursak arkadaşlar bak paralel kenardan alışkınız aslında. O yüzden yamuk bize daha kolay gelmeli. Z'den dolayı burası nokta açısı oldu. A noktaya nokta 2 kenar çıktı. Yani burası 5 ise burası da 5 olacak. X'e kaç kaldı o zaman arkadaşlar? 2 kaldı. Güzel sorulardır ve paralel kenardaki mantığı lütfen yine buraya uyarlayın arkadaşlar. Oranlamalar varsa bu şekilde ne yapıyoruz? Kelebek ilk başta içeriye paralel çiziyoruz. Olmadı dışarıya paralel çizip amacımız kelebek oluşturmak arkadaşlar. Çünkü oranın mantığını kullanmak lazım. Oran mantığı da ne demektir? Benzerlik demektir arkadaşlar. Buna lütfen ama lütfen çok dikkat edin. Geldik şuraya. Bak şimdi iki taraflı oranlama var. Ali Bey uzunluğu 5k, CD uzunluğu 4k. CD uzunluğu 4k, Ali Bey uzunluğu 5k diyecek olursak Şimdi ne var burada? Hem burada oran var hem de burada oran var. Demek ki yan taraftaki orandan dışarı doğru hocam kelebek oluşturalım. Olabilir bakın. Bir burada kelebek var, bir de büyük de kelebek var arkadaşlar. Kelebekler iç içe giriyor. Çözmekte zorlanırsınız. Paraya kenarda da aynı şeyi söylemiştik. Ne yapıyorduk? Yöntem ve teknik aynıydı. Kelebek buradan içe doğru paralel çizeceğiz arkadaşlar. Bakın paralel çizeceğiz. Bu arada Şuradaki uzunluk altı. Şunun üstüne yazayım da şuradaki karışıklık olmasın. Şuradan paralel çizdim. Kelebek oluştu mu? Evet. Temel orantı oluştu mu? Şunlar da paralel. Evet. Hatta temel orantı şöyle şöyle. Ama buradaki temel orantı zaten eşitlik olduğu için orta taban. Bu orta tabansa hemen burası 2K mıdır? 4K ise 2K'dır arkadaşlar burası. A kelebekteki oran 2'ye 5. Yani 2K'nın 5K'ya oranı 6'nın x'e oranı ne eşittir? 2k yukarıdan aşağı 2k bölü 5k 6 bölü x'e eşittir arkadaşlar. 6 bölü x'e eşittir. 3 katı 3 katı x'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 15 olarak buluruz. Ya da hocam 2 bölü 5 ya 2k'daki 6 ise 3 katı 5k'daki 3 3, 3 katı 15'ti diyebilirdiniz. Artık kendinizi benzerlikte biraz hızlandırmış olmanız lazım sanki. Evet cevabımız böylelikle 15 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Aynı sorunun laciverti. Bak şimdi. Yine oranlamalar verilmiş mi? Verilmiş. Hocam burası 2k, burası 3k verilmiş. EA uzunluğu 2k, burası 3k olarak verilmiş. Eyvallah. Bir de burası A iken burası kaç A verilmiş? 3A verilmiş. BF uzunluğu 3A, burası da A olarak verilmiş. Ne yapacağız arkadaşlar? Yapacağımız hamle belli. Ne yapıyoruz? Oranlamanın olduğu tarafta bak yan tarafta bir oranlama var. Ne yapıyoruz? İçe doğru kısa çizgi paraleli çiziyoruz arkadaşlar. Kelebek oluştu mu? Oluştu. Temel orantı oluştu mu? Evet. Yani şuna ait bir temel orantı var tabi ki. 2 bölü 5. 2K'nın 5 kya oranı eşittir. Şu bölü şu. Şunu bulabilirim. 10 verilmiş ya buraya yoğunlaşacağım. Şuraya Y diyelim mesela. Y bölü 10'a eşittir arkadaşlar. 2 katı 2 katı. Y'yi kaç bulduk? 4 bulduk. Y 4. A kelebekteki oran çok kolay. 1'e 3. O zaman 1'e 3. 3 katı yani burası da kaç yapacaktır? 12 yapacaktır. AB uzunluğu böylelikle 12 oldu arkadaşlar. Evet cevabımız 12 çıktı. Geldik şuraya. Demek ki oranlamanın olduğu sorularda ne yapıyoruz arkadaşlar? Oranlamanın olduğu sorularda tabii ki ne yapıyoruz? Burada kısa çizgi paralel çizip benzerlik yapıyoruz. Sakın ama sakın unutma. Geldik buraya arkadaşlar. Şununla şu birbirine eşit verilmiş. Bir de CD uzunluğu da 3 birim verilmiş. Ali Bey uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Allah Allah. Ne yapacağız burada? Şimdi arkadaşlar burada ne yapabiliriz? İki farklı şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz iki farklı şekilde de çözebilirim arkadaşlar. Ben şu şekilde yapabilirim. 90'ın mantığı kullanmak istiyorum. Genelde sevmediğimiz bir yol ama şunu şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru tamamlayabiliriz. Niye? Yukarı doğru tamamladığımız zaman. Bakın burası kaç derece? 90 derece. Hocam 90 eşit eşitse burası da muhteşem üstten dolayı eşit olur mu? Olur. Aa hocam şunlar birbirine paralel. E ee, burada da orta taban çıktı. Ya da bunun bunu oranı şunun şunu oranı eşit. Ya da direkt eşit ya. Orta tabandan dolayı 3 ise 6 diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Birinci yol bu. İkinci yol ama sevmiyoruz. Büyük ihtimal siz de buradan yapamamışsınızdır. Yapmamışsınızdır. Şu üçgenin mantığını kullanalım. İkiz kenarın mantığını kullanalım. Verilenlerin mantığını kullanacağız ya. Nasıl kullanabiliriz? Hocam şuradan ikiz kenar üçgen dik çizmekten başka çare yok gibi duruyor. Şuradan ikiz kenar üçgen ya tabanına ait yüksekliği çizsem ben böyle. Hocam tabanına ait yüksekliği çizdim. Tabanı keş parçaya böldü. Hatta bu daha çoğu ortaya oldu diyebiliriz. Bir şey geldi mi? Gelmedi. Bir şey bulamadık da. Bulamadıysan verilen bilgileri kullan kardeşim. Neyi kullanmadın? Şuradaki 90'ı. Aa Burası 90 ya. Hocam şurası da 90. Her ikisi de aynı doğru yedik. Bunlar birbirine paraleldir. Ya da Z kuralı sağlandı. Şunlar birbirine paralel oldu. Aa hocam bak ne oldu burada? Şurada bir paralel çizmiş oldum. O zaman o paralelin devamını getirsem. Şurada bir paralel kenar oluştu mu arkadaşlar? Oluşmaz mı be ya? Şurada bir paralel kenar oluştu. O zaman 3 ise burası da 3 yapar mı? Yapar. Aynı zamanda şunlar bakın birbirine paralel. Buradaki küçük üçgende de bir ort taban çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. O zaman 3 s çünkü ort taban şunlar paralel. Bunlar eşit. O zaman bunlar da birbirine eşittir. Yani 3 se burası da 3'tür. AB uzunluğu da x de neye eşit oldu o zaman arkadaşlar? 6'ya eşit oldu. Evet bu sorunun cevabını da böylelikle iki yolla 6 bulmuş olduk arkadaşlar. Ve sırada ne var? Özellikler var. Özellikleri de arkadaşlar ne yapalım isterseniz bir sonraki videoyu bırakalım. O zaman ne diyoruz bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.